Kazakistan'dayız. Tarihi şehir Savran, Kazakistan'ın önemli turizm noktalarından birine dönüşüyor. Türk tarihinin geçmişine ışık tutan şehir bir zamanlar İpek Yolu üzerinde bulunan en canlı ticaret merkezlerinden biriydi. Orta Çağ'dan günümüze kadar korunan kenti tanıyalım. Güney Kazakistan'da Türkistan şehrinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan kadim şehir Savran iki yerleşim evresi geçirdi. Milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar doğudan batıya seyahat edenlerin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Savran şehri 13. yüzyılda Moğol istilasında yakılıp yıkıldı. Daha sonra yıkılan şehrin hemen yanında yeniden bir şehir inşa edildi. 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kazak Hanlığı'nın önemli merkezlerinden biri olan Savran 18. yüzyılda Çungarlar tarafından yok edildi. Seyhun Irmağı'nın kıyısında kurulu olan bu tarihi şehrin surları ve duvarları hala ayakta duruyor. Oğuzların, Kıpçakların, Kazak hanlıklarının yaşadığı tarihi şehir Savran, İpek Yolu üzerinde bulunan en canlı ticaret merkezlerinden birisiydi. Hunların, Oğuzların, Kıpçakların burada yaşamış olmaları bu bölgenin hem genel Türk tarihi hem de kültür tarihi açısından önemini ortaya seriyor. Ticaret anlamında çok önemli bir şehir. Ticaret merkezi olmuştur. Bunu da arkeolojik kazılar sırasında bulunan sikkeler kanıtlamaktadır. Küpler doğrusu sikkeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra burada Tuyak Bayı'nın aktardığı bilgiye göre bu şehrin Savran adının bir halk topluluk adı olduğu ve bunun Hunların 4. yüzyılda buraya gelmesiyle birlikte bu halkın batıya kaydığı ve şu an Romanya'da, Ukrayna'da Savran adında yerleşim yeri ve nehirlerin olduğunu ifade etmektedir kendisi. Bu da bunun Türk kültür tarihi açısından gerçekten önemli olduğunu, Türk tarihi açısından, genel Türk tarihi açısından önemli olduğunu göstermektedir. Hazret Sultan Müze Müdürü Nurbolat Ahmetjanov, arkeolog ve tarihçilerin büyük ilgisini çeken 40 hektarın üzerinde bir alana sahip Savran şehrinde kazı çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Savran kalaşığı bu öte bir sonday. Savran şehri Orta Çağ'dan günümüze kadar korunmuş tarihi bir şehirdir. Örneğin Kazakistan'da buna benzer başka bir tarihi şehir yok. Tarihi belgelerde Ak Orda'nın hanı Sasıboka'nın burada kendi hanlığını kurduğu belirtiliyor. Daha sonra diğer Kazak hanları da buraya yerleşmişler. Dolayısıyla bu tarihi kentin Ak Orda'nın başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Ak Orda'nın astanası bolgan yer. Ayrıca tarihi şehrin yakınlarında turistler için bir seyahat merkezinin inşa edilmesi planlanıyor.